Hadid Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, onu yüceltmektedir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir. Diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilktir, sondur. Apaçıktır, içkindir. O her şeyi bilendir. O gökleri ve yeri altı günde yani altı dönemde yaratandır. Sonra da arşa istiva edendir. Yani buyruğunu alıp onu düzene koyandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. O kalplerin özünü bilendir. Allah'a ve elçisine inanıp güvenin. Sizi kendisinde yetkili kıldığı şeylerden yani mallardan infak edin, verin. Sizden Allah'a ve elçisine güvenenler ve infak edenler için büyük ödül vardır. Elçi sizi Rabbinize inanıp güvenmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanıp güvenmiyorsunuz? İnanıyorsanız hatırlayın ki o elçi sizden kesin bir söz de almıştı. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna yani elçiye apaçık ayetleri indiren odur. Şüphesiz ki Allah size çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda infak etmiyorsunuz, yani vermiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası yalnızca Allah'a aittir. İçinizden zaferden önce infak eden ve savaşanlar diğerleriyle eşit değildir onların derecesi sonradan infak edenlerden ve savaşanlardan daha üstündür allah hepsine de en güzel olanı yani cenneti vaat etmiştir allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır kim allaha güzel bir borç verirse allah da karşılığını ona kat kat verir onun için değerli bir ödül de vardır Mümin erkeklerle mümin kadınları kendilerini aydınlatan nurlarının onların önlerinde ve sağlarında koşarken gördüğün günde kendilerine bugün müjdeniz içlerinde ebedi olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetlerdir denecektir. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Münafık erkeklerle münafık kadınların müminlere bizi bekleyin. Nurunuzdan bir parça nur yani ışık alalım diyeceği günde kendilerine arkanıza dönün de orada bir nur ışık arayın denecektir. Onların arasına içinde merhamet, dışında azap bulunan kapısı olan bir sur çekilmiş olacaktır. Münafıklar o müminlere biz sizinle birlikte değil miydik diye sesleneceklerdir. Müminler de şöyle diyeceklerdir. Evet ancak siz kendinizi fitneye soktunuz, beklediniz şüpheye düştünüz ve Allah'ın emri yani ölüm gelip çatıncaya kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan da sizi Allah ile aldattı. Bugün artık sizden de kafir olanlardan da fidye kabul edilmez. Barınağınız ateştir. Size layık olan odur. Ne kötü varış yeridir orası. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı anma ve onun katından inen gerçeğe yani Kur'ana boyun eğme zamanı gelmedi mi? O müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Zira üzerinden uzun zaman geçmişti ve kalpleri katılaşmıştı. İşlerinden çoğu da yoldan çıkmıştı. Bilin ki ölümünden sonra yeryüzünü canlandıran şüphesiz ki Allah'tır. Akıl edesiniz diye ayetleri size elbette açıkladık. Gerçeği doğrulayan erkeklere ve kadınlara. Allah'a güzel bir borç vermiş olanlara verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için değerli ödül de vardır. Allah'a ve elçilerine iman edenler, evet sadece onlar gerçeği çok doğrulayanlardır. Ve Rableri katında şahit olanlardır. Mahşer'de onlar için ödülleri ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennem halkıdır. Bilin ki dünya hayatı Sadece bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. Bu hayat tıpkı bir yağmur gibidir ki, yetiştirdiği ürünleri çiftçilerin hoşuna gider. Sonra o ekinler kurur, sen onun sararmış olduğunu görürsün. Sonra da o ekinler kuru bir kırıntı, yani çer çöp olur. Ahirette inkarcılar için şiddetli bir azap vardır. Müminler için ise Allah'ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanacak genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın dilediğine yani layık olana verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Yerde ve bizzat insanların kendilerinde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yani bir kanunda kayıtlı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a çok kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye Allah bu kanunu belirlemiştir. Allah kendini beğenmiş övünüp duranları sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emredenlerdir. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki yalnızca Allah zengindir, övgüye layık olandır. Şüphesiz ki biz elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik yani kullanımını öğrettik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Bu durum Allah'ın dinine ve yalnızken onun elçilerine yardım edenleri bildirmesi yani ortaya çıkarması içindir. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Yemin olsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak göndermiştik. Onların soyuna yani soylarından bazı kişilere peygamberlik ve kitap vermiştik. O insanlardan kimi doğru yoldadır, işlerinden çoğu da yoldan çıkmıştır. Sonra bunların izinden ard arda elçilerimizi göndermiştik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından göndermiş, ona İncil'i vermiştik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirmiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu onlara biz yazmamıştık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yapmış, ancak buna da gerektiği gibi uymamışlardı. Biz de onlardan iman edenlere ödüllerini vermiştik. İçlerinden çoğu yoldan çıkmıştır. Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı olun ve elçisine inanıp güvenin ki Allah da size rahmetinden iki kat versin. Size sayesinde yürüyeceğiniz bir nur, ışık versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini Lütfun tamamen Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine yani layık olana vereceğini bilmezlik etmesinler. Allah büyük lütuf sahibidir.